<laughs> Selamlar aleyküm arkadaşlar. Bugün yine size son nokta işaretleri konusunda bilgiler vermeye çalışacağız. Merhaba bu arada. Çok dağıtmadan konumuzu başlayalım isterseniz. <laughs> Pardon. Arkadaşlar şimdi arazide geziyor, gezerken karşınıza böyle bir göz, bu gözdür. Kirpiksiz ya da kirpikli olabilir fark etmez. Genelde kirpiksiz olur. Gözle karşılaştığınız zaman, gözle karşılaştığınız zaman, bugünkü çıkmış örneklerinden bahsediyoruz. Gözler genelde tümülüse bakar, genelde tümülüslere bakar. Ya da son nokta dediğimiz, son nokta dediğimiz oluşumlara bakar. Nedir son nokta? Zaten kendisi son noktadır gözünde. Baktığı yerde artık şu vardır, şu vardır. Ama bana göre bu son noktadır. Bu vardır. Bu işaret iki kaya arasında işte haritan var, param var anlamına gelir. Baktığı yerdeki farklılık hiçbir şey olmasa bile direkt karşısına milime işaretler milimetrik yapılır. Hiçbir zaman unutmayın. Baktığı yerde direkt bir beton vardır, bir duvar vardır. Örnek veriyorum bir e, horozan kapama vardır. Gittiğinizde direkt karşısına ama. Direkt baktığı gözün ortasının yuvarlağının baktığı yere gittiğinizde bu şekildeyse eğer bu şekilde ise eğer direkt baktığı yerdeki farklılıkta malı vardır. Eğer kaya içerisindeki eğer kaya kaya içerisinde boşluk bakma suretiyle. Eğer bir ağaç altında ise ağacın üzerinde artık şöyle bir son nokta şöyle yaparlar. Bu son noktadır da baktığı yer olduğu için ben size bulabileceğiniz için söylüyorum. Şöyle ağacın üzerinde bir delik vardır oyuk vardır. Onun direkt altınlamalı vardır. Zaten baktığı yerde farklılık tektir. Bunu hiç çıplak gözü en basit olan yani defineden hiç anlamayan adam dahi malını bunu alabilir. Şu da olabilir. Şöyle göstereyim ben size. Kirpik sayısı olabilir. Genelde tümülüse bakar, tümülüsün girişine bakar. Tümülüslerin girişleri zaten büyük bir çalışma gerektirir. Direkt bir tepe vardır. Güneşin doğusuna karşı yapılmıştır. Orayı kazarsınız ve girişini bulursunuz. E, ee, mala bakar veya farklılığa bakar. Şurada bir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Daha da kolaylaştırır, kolaylaştırır, kolaylaştırır bazen. 10 tane kirpik çizgisi vardır. Bu seder ki 10 adım gideceksin. 10 adım gittiğinizde zaten direkt olarak karşınızda o farklılığın e, direkt üstündesinizdir. Ya da karşınız kısımdasınızdır. Muhakkak suretle altındadır. İkinci bir işaretimize gelelim. Bu da göz işareti önemli bir işaret. Ama bunu bundan ayıran bir özellik var. Bakın bunu bundan ayıran bir özellik var. Bu işaret ise der ki özellikle şu iç kısmındaki V işaretine dikkat edin. V'ler genelde giriş anlamına gelir. Bu göz ise der ki arkadaşlar kirpiç olmaz bunda genelde altımda der. Benim altımda hemen altımda hemen altımda bir giriş var der. Bu gözdür aynı şekilde. Toprak altına 20 santim saklanmış olabilir, 40 santim saklanmış olabilir. Bir taşın üzerinde gizli silik olarak yapılmış olabilir. O yüzden yanınızda e, araziye çıktığınızda e, farklılık arz eden bir taşla karşılaştığınız zaman üzerine su döktünüz, defineciyiz yani arkadaşlar su döktük bunu fark ettiğinizde akşam gölgelik saatlerde ya da sabahın ilk vurduğu ya da öğlen saatlerinde bu işaretler net çıkıyor. Özellikle e, otların kapadığı için böyle son nokta işaretlerini bulabilmek için bulabilmek için genelde sonbaharda sonbaharda aramaları yaparsanız hafiften güneşli havalarda gölge güneş hep değişken olduğu için işaretleri daha kolay bulabilirsiniz. Benim altımda der. Bunun yanında bir tane işaretçi sistemi yapar. Derinlik verirse. Derinlikle alakalı işaretleri hep söylüyoruz. Size anlatacağız arkadaşlar. Kaçırmanızı istemeyiz. Eğer bu işlerle uğraşıyorsanız yani seviyorsanız hobi olarak yapıyorsanız bir tutkunuz varsa muhakkak surette bu şeye benzer. Şöyle söyleyelim. İstanbul Ticaret Odası. Şimdi siz bir işaretçi görürsünüz. Ben size son noktaları, sonu anlatıyorum ya. Şimdi İTO ya. İstanbul Ticaret Odası. Eğer siz burada 3 tane işaret vardır bunun yanında. Son noktadır ama sana bir derinlik verir. Burada tuzak işaretini verir. Eğer İstanbul Ticaret Odası'nın olsun fark etmezseniz arkadaşlar bu farklı bir anlam taşır. Görüyorsunuz değil mi? çok farklı bir anlam taşır. İşaretçilerdeki bütünlüğü takip etmeniz gerekir. Altındadır, giriş hemen altındadır. Hemen yanına gelelim arkadaşlar. Yanında göstermiş olduğum gibi T neydi? Kayaydı. Kaya içerisinde Horasan'dı. Eğer bu şekildeyse bu T işareti, burada bir kaya vardır. Şöyle iki tane, tamam mı? iki tane kaya vardır. Burada bir çatlak vardır. Burayı mıcırla doldururlar. Bu hemen işaretin yanındadır. Uzak değildir. 2 metre 3 metre. Zaten dikkat çeken iki tane unsur vardır. İnsan eliyle konmuş ve arda arda sıra e, yaslanmış kaya vardır. Bu işaret eşkıya işaretlerinden biridir. Değerlidir. Şunu söyler. Size der ki kardeşimler benim bu iki çatlak arasında bir kayanın çatlağı olabilir. iki kayanın birleştiği anlamına geldiği için burada harita olur genelde. Volcan vergilerinde, Çolakmanoğlu'da Lefter'de diğer eşkıyalarda e, belgelerinde bu haritaları çok anlatmışlardır. Burada çok büyük bir gömü yapmışlardır. Burada bir Horasan mağara vardır. Biraz tepededir. Haritası buradadır. Toprakta 3-5 yere gömü yapmışlardır. Bu topraktakileri adımlama mesafesi. Burada bir mihenk taşı vardır. Size bu haritada der ki toprakta kesinlikle bir işaret yoktur. Çok önemli bir işarettir. Burada para da vardır belli bir kısım. Al git der yani. Haritayı al, parayı al git. Buradan 10 adım atarsın, 5 adım atarsın, 6 adım atarsın, bütün hazineleri çıkarırsın. Büyük bir servettir, değerli bir işaretçidir. Şimdi gelelim arkadaşlar şu işaretimize. Bu işaretimiz de aynı şekilde şunu söyler size. Yakınlarında bir yamaç vardır, hemen yanında bir yamaç vardır. Yamaç vardır arkadaşlar, yamacı biliyorsunuz değil mi? Yokuş yani. Yamacın olduğu yerde özellikle bu 3 odalı mezar anlamına gelir. 3 odalı mezar anlamına gelir. Mezarı bulmanız çok zor olmaz. Yamaca hafif çıkarsınız. Burada bir dikili taş olur. Dikili taş olur. Ortası delik de olabilir. Hemen önünüzdedir yamaç. 20-25 adımlarsınız. Bir dikili taşla karşılaşırsınız. Ya da şöyle bir taş sistemiyle karşılaşırsınız. Bakın arkadaşlar. Şöyle yuvarlak yapmış. Baş büyüklüğünde ya da bir futbol topu, basket topu büyüklüğünde taşlarla bir oval yapılmıştır. Üstüne bir taş konmuştur. Veya çapraz şöyle eğri bir taş toprağa gömülmüştür. Onlar mezardır. Onlara ayrı anlatacağım ama şimdi konumuz olduğu için anlatıyorum. Üç odalı mezardır. Bunlardan bir tanesi de ölü vardır. Ufak tefek hediyeleri vardır. Bir tanesi sahte hazine odasıdır. Siz zannedersiniz ki ya işte bakın yapmış yan tarafta asıl hazine odası. Halbuki alakası yoktur. Büyük hazine buradadır arkadaşlar. Yan tarafı taralı bölgededir. Siz öyle odasına gidersiniz. Sizi buraya, buraya işte bir tane giriş yapmıştır. Buradan sürünerek girersiniz. Ha dersiniz. Ben hazineyi buldum. Buraya işte bakır kazanlar işte bir 3-5 altın parça bir iki küp koyar. Ama asıl hazinesi buradadır. Bu onu anlatmaya çalışır size. Mezarı bulmanız yamaçtadır. Genelde güneşin vurduğu ya da güneşin battığı yerdir yamaçtaki yeri. Zaten size taş belli eder. Mezar da kendini belli eder. Bunu unutmayın. Eşkıya iş ve Şimdi her noktasına değinmek istiyorum. Burada da eğer elinizde işaretler falan varsa arkadaşlar takıldığınız noktalar varsa biz bunlara girmeyecektik. Ama izinli olarak kız yapmayı düşünüyorsanız izinli olarak tabi. Bizlere bilgi aksakal.org.com'dan ulaşabilirsiniz. Size yardımcı olmaya çalışırız arkadaşlar. Noktasını zaten görüyor arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi bu da aynı şekilde mezardan devam ettik. İkinci bir işaretimiz mezar işaretine gelelim. Zaten burada görüyorsunuz noktasına kadar. Yardımcı oluruz. Son nokta işaretlerimizden bir tanesi yine önemli olanlardan bir tanesi bu işarettir. Bu işarettir. Yukarıda, yukarıda yani tepede, tepe noktada diyor. Zaten bu işareti görürsünüz. İşareti gördükten sonra yukarıda şöyle bir tepe vardır. Hemen yanında tepe vardır. Tepeyi çıkarsınız. Tepeyi çıkarsınız. Burada şu dikili taş, şu yuvarlak taşlarla örülü alan, yan yatmış taş. Ondan sonra yerde bir tane taş gördünüz. Tepeye çıktınız, taş gördünüz. Taşın ortasında da bir spilos vardı. Neydi spilos? Sunuç çukuruydu yani. İçine şarap koyarlar, kan akıtırlar, işte adaklar yaparlar ya da bir basamak sistemi gördünüz burada yukarıda. Burada bir mezar anlamına gelir. Genelde bunu gizlerler. Bunlar olmaz ama burada bir tane çok alakasız bir kaya olur. Ya da çok yaşlı bir çınar olur. Ahlat olur. anlıç ağacı olur. incir ağacı olur. Tek olur bu. Dut ağacı olur. Bu işareti gördün mü artık yukarıda tepede hakim noktadaki tek olan şeyi arayın. Ya da bir çakıl yığma olur. İnce mıcır olan çakıllar daha değerlidir. Yumruk büyüklüğünde olan çakıllar ondan daha değersizdir. Ve altında yüklü miktarda malzemesi vardır arkadaşlar. Eşkıyalar da kullanmışlardır. Rumlar da kullanmışlardır. Ermeniler de çok kullanmıştır. Sıra gelelim 6. işaretimize. İşte şimdi bunu gördüğümüzde bazı arkadaşlar bununla bazı işaretleri karıştırılabiliyor. Tamam bu işaret, bu işaretçi sistemi arkadaşlar eğer böyle olmuş olsaydı bakın böyle olmuş olsaydı dereye in demekti. Bak bunu kaçırmayın arkadaşlar. Önemli. Böyle olmuş olsaydı dereye in demekti. Ama bu yukarıya göre yukarıya doğru meyilli olarak çizgili halde olduğu için bunun bir anlamı var. Mağara ve mahzen anlamına gelir. Bunun mağarası mahseni nerededir? İşte burada olduğunuz yerdedir. Buna yakın zaten yamaç diyor size bakın yamaç diyor. Burada bir tepe vardır. Burada bir kapama mağarası vardır. Buraya çakma bir taş vardır. Şimdi burası 6-7 metre yukarıda da olabilir bu mahzen. Niye? Onu da söyleyeyim. Ve 300 kişi, 500 kişi, 600 kişi gezerlerdi. Hemen yani onlar için malzeme çok zor değildi. Zaten taş ustaları vardı yanlarında. Bu taşları ustaların dillerini falan da keserlerdi. Hani ola ki kaçar yanımızdan ya sağda solda konuşur düşüncesiyle. Şurada her zaman bir iş güçleri vardı. Kendileri pek çalışmazdı. İşte soygunlar da 60 yanlarında bulundururlardı silah soruyla. Şuraya bir iskele kurarlar arkadaşlar. Bu işareti gördüğünüzde 6 metre 7 metredir. Bu ile burada doğal bir tepenin üzerinde bir oyuk vardır. Hemen burayı doldururlar. Yüklü parası olduğunu söyler. Bu işaret hazineye yakın bir işarettir. Hazine değildir ama hazineye yakın bir işarettir. Yani 10 aileyi ömür boyu çalışmadan idare edebilecek para anlamına gelir. Hemen şuradan içeriye iskele kurarlar. 6 metrelik tahtadan. Bizim boyacı iskelelerine benzer. Genelde yani. Bunu altta da yapabilir. Yani böyle bir kayda yok. İçeri girerler. Malı koyarlar. Iskeleyi tahtaları bozarlar. Ya da bunu alt tarafa yaparlar. Ya da bunu ya da bunu hafif meyilli. Hafif meyilli. %15 %20 meyilli bir toprağın olduğu yere. iki tane tepe düşünün şöyle. İki tepenin arasını doldururlar sedir ağaçlarıyla. Mahzen olarak burada kullanabilirler. Şöyle söyleyeyim ben size Zane. Bu işareti gördüğünüzde boşluk tespiti yapabilen çubuklarımız var. Satan arkadaşlar var. Ya da iyi kullanabilen arkadaşlar var arkadaşlar. Bunlardan yardım olabilirsiniz. İkinci bir işaret sistemine geçelim. Daha doğrusu ikinci dövizimize geçelim. Şöyle arkadaşlar. Şöyle en önemlilerinden biri işte. Şöyle göstereyim ben size. Bakın. Bu işareti gördüğünüzde ters beş diyelim biz ona. Bu şu işaret çok önemli bir işarettir. Neden? Kapak işaretidir. Hemen olduğunuz yerde, hemen olduğunuz yerde yakınında yuvarlak şeklinde bir kapak vardır. Dere kenarında karşılaştık mı? Karşılaştık. Tepede karşılaştık mı? Karşılaştık. Bu işareti gördüğünüzde size der ki hilali takip et. Hilali takip et. Hileli. Nereye doğru size yön veriyor bu? Adımlamaya başlayın. Adımladığınızda yerde böyle ufak mıcırlar görürsünüz. Muhakkak suretle yerde olur bu. Ufak mıcırlar görürsünüz. Üzerine böyle yumruk şeklinde taşlar konmuştur. Ya da şöyle söyleyeyim. E, bunlarda şimdi bazı e, dinsel e, ritüelleri var, objeleri var, takıntıları var. E, mesela kil, kırmızı kum, e, kırmızı toprak, deve tüyü renginde olan toprak... Her yer toprak rengi farklıdır ama böyle 5 metre karelik bu hilalin izasında 5-10 adım 15 adım olsun son noktadır bana göre. Geldiğinizde farklı bir renkte toprak da sanki orası yama yapılmıştır. İşte orada parası vardır. Genelde mıcır da koyabiliyorlar. Altta bir kil tabakası ile karşılaşacaksınız. Tabi toprağı açacaksınız bir 20-25 santim kırmızı toprağı. Üstünde mıcır tabakası da vardır genelde. Altında da 20 santimlik kireçle karıştırılmış kalın bir e, kil tabakası vardır ki kapaktan aşağı su gitsin istemezler arkadaşlar. O yüzden önemlidir. Size söylediğim gibi kapağı takip ediyorsunuz. denerek Dere kenarındaysa eğer derenin kazan yapan yerini gösteriyordur. Hemen yanında. Su böyledir. Deverin, derenin şurası kazan yapıyordur. Hani buradaki işaretçiyi almasın bu şekilde de dere devam ediyor. Buraya da bir kaya koyarlar. Ana kaya. İşte bu da burayı gösteriyordu. Bu işaretçi de buradadır. Parası buradadır. Burada da içi çakıl doludur, Taş doldur. Hafiften çakılları kaldırırsınız. Buradan zaten koca bir mur çizi yapmıştır. Orada bir horosan işçiliği göreceksiniz. 20 santim bir beton kıracaksınız. kazan olaraktır parası. Genel kazan olarak koyarlar arkadaşlar. Bir kazan veya iki kazan parası vardır. Sağlam parası vardır. Bırakmayın derim. Başıma geldi bu işaretçilerle alakalı. Ben size genelde karşılaştığım işaretler bunlar. Şununla karşılaştım gibi bir şey. Çok değerli bir işaret çünkü. Şuna gelelim arkadaşlar. Aynı mantık bunda da söz konusudur. Ama bundaki mantık şudur. Bunun genelde bu işaretçi swastika işaretine benzer. Yarım. Altında olur kapak. Yani şurada gördünüz değil mi? Şurada da şöyle ufak bir mur koyar. Hemen altında çaprazında olur. Şöyle çaprazında olur. 3 adımı geçmez. Ee, i̇yi bir boşluk tespiti yapan arkadaşlar varsa birçoğuna inanmıyorum ben bu arada. Kimse yanlış anlamasın. Kimse de yanlış anlamasın. Zaten bunlarda bazı teknikler var. Ben ilerleyen zamanlarda profesyonel definecilik size anlatacağım. Çubukların neden iş yapamayacağını ya da yaptığını o durumları anlatacağım size. Devam edelim. Herkese inanmayın. Bir çubukçu gelir. Mal buradadır. Der ki burada bir şey yok. Hikaye anlatıyor olabilir arkadaşlar. Makineler, aletler. Bunlar bu kadar akıllı insanlardı ki kurşun koyuyorlar kurşun. İçine kurşunu taştırıp diziyorlar. Senin makinen de orada işlemiyor. Senin çubuğun da orada işlemiyor. Siz eğer inandıysanız bu işaret sizi gönderiyor oraya. Sahibi diyor ki ben buraya para gömdüm. 30 bin adam gelsin bana yok desin. Eğer buna inanacaksın. Ona inanmayacaksın. Bunu unutmayın. Buna gelelim önemli bir işaretçidir. Hemen ucunda demektir. Bizim bir işaretimiz vardı. Hatırladınız mı artık arkadaşlar? Şu işaret. Hemen ucumda diyor. iki ucumda. Bu da aynı mantığa sahiptir. Eşkıya işidir. Ermeni işidir. Bakın şöyle olacak E işareti. Hemen ucumda der param var. Hemen ucumda param vardır. Altını kazarsınız. Bakarsınız. Değişik toprak. Kırmızı toprak. Deve tüyü rengi Toprak. Çakıl yıma küçük, inceyse mıcırsa daha değerlidir. Elması da simgeler bu. Diğer bir anlamı elmastır. Bu tarafa döner ama arkasındadır. Bazen yanıtma yapabilirler. Burasını der, burayı kaz. Burayı kazarsın bir şey olmaz ama burada vardır. Vazgeçmeyin. Gelelim bir işaretçimize daha çok önemli işaretlerden bir tane daha. Karşılaşmış olduğum işaretlerden birisi. Ben bununla karşılaştım, buna da karşılaştım, buna da karşılaştım. Bunun anlamı arkadaşlar yakında Tam bu işareti gördüğünüzde bu işaretin 15 metre, 16 metre çevresinde her yerde taş öbeği vardır. Bu işareti burada görürsünüz. Şurada görürsünüz. Şunun üzerinde. 10 metre ileride yumruk büyüklüğünde toprağın içerisinde karıştırılmış taşlar vardır. Bir 20-30 metrekarelik bir alan. Taşlarla doludur. Genelde size der ki bu Yakınındaki taş öbeğine git. Toprakta karışmıştır. Bu taş öbeğini kaldırırsınız. Altında bir mahzen girişi vardır. Aynı burada anlattığım gibi. Nasıl dedik kapak var. Şu işareti görebilirsiniz hemen burada. Taşların bir tanesinin büyük olan olduğu yerde. Açarsınız. Sizi yuvarlak bir kapak da karşılayabilir. Ya da ee, şöyle mezarlar vardır. Bizans çukuru deriz biz onlara. Yuvarlaktır. Etrafı aynı fırın gibidir. İçine bir kapak yaparlar. Malı koyarlar. Ama bunların içerisinde genelde akrep olabiliyor arkadaşlar. Çalışma yaparken çok dikkat edin. Yani ona göre bir sistem yapıyorlar. O hayvanların yaşayabildikleri, daha evvelden yaşamış oldukları, bildikleri zehirli olan hayvanların olduğu yerlere gömüyü bilerek yapıyorlar ki insanlar oradan uzak dursunlar diye. Bu alanlar aslında coğrafi analiz yapabilen insanlar için de akrep olan yerlerin olduğu yerler, yılanın çok olduğu yerler birer aslında define işaretçisidir, işaretidir ama doğaldır. Bunları da anlatacağız. Size gelelim. Dördüncü, beşinci işaretimize. Bu işaret şöyle ki yazıyorum okuyun. Hazine işaretidir. Çok büyük bir hazinenin size göstergesidir. Benim arkadaşlarım karşılaştı. Hani ben size gerçekleri anlatıyorum. Mübalağa yapmayı sevmem. Hani bu konularda yalan olmaz. Neyse onları anlatmak isterim. Gidip de dağa taşı işte iki ay evvel gömmüş olduğum 3-5 tane tahta kaleden aldığım antika babında işte üç tane dört tane sikkiyi gidip bir kayanın altına koyup da işte iki ay sonra elimde kamerayla elimde dedektörle adrese teslim çıkarıp da canlı yayın yapmıyorum size arkadaşlar. Ben size işaretleri anlatıyorum. Gerek de duymuyorum böyle işleri. Yalan da söylemenin bir anlamı yok. Kandırmanın da anlamı yok. Bu arkadaşlar bu işaret Hemen altında kapak vardır bunun. Salyangoz da diyebiliriz. Salyangoz işareti de bu da ikisi de. Tuzaklıdır. Çok tehlikelidir. Döner merdivenlidir. Bakın unutmayın. Tuzaklıdır. Çok tehlikelidir. Döner merdivenlidir. Genelde bu işaretin altında kapağı vardır ama bu gibi işaretler 50 metre, 100 metre yere paralel veya dikinen madenler boş bırakılmış, terk edilmiş madenlerin içine gömülmüş büyük, çok büyük hazinelerin işaretçisidir. İçine böyle bizim arkadaşlarımız var tanıdığımız. 2-2,5 milyon para harcadılar. Hani sakatlıklar oldu bilmem neler oldu. İskeleler kurdular. 50-55 metreye kadar indiler. Hani göstergesi resimleri var paylaşmak istemiyorum. Onlarla da görüşmüyorum zaten. Böyle bir işaret sistemi büyük hazinedir. Almanız kolay değildir. Zaten izinli kazı ben arkadaşlar veya herkese söylüyorum. İzinli kazıdan tarafım her zaman söylüyorum. Çünkü ölümle sonuçlanabilecek işaretlerden biridir. Gelelim sizin alabileceğimiz veya bizim alabileceğimiz izin doğrultusunda alabileceğimiz işaretlerden biri. Bu çok tatlı bir işarettir. Güzel bir işarettir. Net bir işarettir. Bu buraya bakıyordur. Nereye bakıyor arkadaşlar? Baktığı bir yüz gördüğünüz zaman zihniyet anlamına gelir. İşte elmas gerdanlık olur, yakut gerdanlık olur, küpe olur, kolye olur. O anlama gelir. Şurada bu nereye bakıyorsa onun altını kazıyorsunuz. Bir, bir buçuk metre iyi geçmez. Genelde derelerde doluyor de bu işaret. Çok oluyor. Burayı kaldırırsınız. Ya da zinet dolu mezara bakar. Zinet dolu mezara bakar. Hemen kaldırırsınız. Orada bir kapak çıkar. Şu kazan deredeki kazan olayı gibi. Ya da bir derenin şu deredir. Hafif tepe yapıyordur. Dereden 3 metre 2 metre yukarıda ufak bir delik vardır. Buradan mezara girer. Zinet dolu mezar. Zinet dolu bir alan veya gömü anlamına gelir. Elmas olur, gerdanlık olur, kolye olur gibi ve tarzında. Arkadaşlar söylediğim gibi yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunlar son nokta işaretleri. Devamı da var. Her hafta yenisini paylaşacağız. Bilgi paylaştıkça şu alır. Görüşmek dileğiyle. Söylediğim gibi burada yazmış olduğumuz bilgi aksakalotluk.com'dan bize ulaşabilirsiniz aklınızda kalmış ama izinli olarak aklınızda kalmış ya da karşılaşmış olduğunuz işaret sistemlerini bize gösterebilirsiniz. Biz de bu doğrultuda size yardımcı olabiliriz. Bu söylemiş olduğum, bundan evvel göstermiş olduğum 3 tane video ve bunda bakın. Bunlar tek olacak arkadaşlar. Böyle harita taşları vardır. Bu taşların üzerinde bunlarla beraber 8-10 tane tavşan olur, kurt olur, aslan olur, yengeç olur, papağan olur. Bu da olursa bu şu demektir. Bunun altında anlamına gelmiyor. Bunların kayalarda tek olması ya da yanlarında derinlik veren. Bu en fazla iki işaretle yan yana olur. Nasıl olur? Bu olur. Son noktadır. Yanında der ki sana 3 metre aşağı in. Bu vardır. Kapaktır. Kapağım benim. Bir tane örnek veriyorum. Ne koyar buraya? Ha şuradan örnek. Bak zinet var diyor burada değil mi? Burada. Buraya bir damla gözyaşı yapar. Bir tane de küçük yapar. Bu bir buçuk metre demek. Benim zinetim diyor baktığım yerde diyor. Baktığım yerde bak burada diyor taş var görüyor musun? Kara taş veya beyaz taş. Ben bu taşa bakıyorum. Bu taşın altında diyor bak bir buçuk metre altında diyor benim malım var diyor. Ya da bunu aynı boyda yapar. İki metre altında diyor benim malım var diyor. İkiyi geçmez son nokta işaretleri. Derinlik verir, yön verir, bitti. Kazarsın, parayı alırsın. Lakin eğer ana taş üzerinde bu ana işaretçidir, buna karşılaştığınız olay çok farklıdır. Hemen ben bu taşın üzerinde 10 tane imge var. Bak abi bize söylemişti, bu da burada. Hemen gideyim de ucundan alayım diye bir kaide yok. Onu da söyleyeyim. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle seviliyorsunuz. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.